Daha önceki derslerimizde gördüğümüz üzere isnadi, yani el cümletü terkibul isnadi dediğimiz cümle diye başka şekilde ifade edebileceğimiz cümle türleri isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şimdi buradan bu cümle türlerinden fiil cümlesini göreceğiz arkadaşlar. Evet. El cümletül fiiliyetü fiil cümlesi. İlk olarak bilmemiz gereken bazı hususlar var. Onlara bir temas edelim. Bir, tebde'u el cümletü el fiiliyetü bi fiilin tammin. Fiiller tam ve nakıs olmak üzere ikiye ayrılır. Tam fiil özelliği taşıyan, fiille başlayan cümleye biz fiil cümlesi diyoruz arkadaşlar. Evet. İkincisi, erkanül cümletil fiiliyeti. Fiil cümlesinin unsurları nedir arkadaşlar? Buna bir bakalım. Fiil cümlesinin unsurları. Fiil cümlesinin temel unsurları bunlar. Yani olmazsa olmazları. Nedir? Bir, fiilün fiildir. İkincisi, failün faildir. Örnek, yenamu attiflu, çocuk uyuyor. Şimdi buradaki yenamu kelimesi arkadaşlar tam bir fiildir ve lazım bir fiildir. Bir de tam fiiller kendi içinde lazım ve müteaddi olmak üzere ikiye ayrılırdı arkadaşlar. Niye buna biz lazım fiil diyoruz? Çünkü sadece fail almış, mef'ule ihtiyaç duymayan fiil türlerinden bir tanesidir. Üçüncüsü, yunasibul fi'lu, fiil münasip olur, uyumlu olur. El fa'ile, fail ile uyumlu olur arkadaşlar. Hangi bakımdan? Fin nev'i, yani müzekker ve müennes. Bu önemli. Fiil ile fail arasında müzekkerlik ve müenneslik bakımından, yani cinsiyet bakımından uyum bulunmalıdır. Başka bir deyimle faile göre tabii ki fiili çekmemiz lazım. Fail müzekkerse fiilimiz de müzekker, fail müennes ise fiilimiz de müennes olmalıdır. Müzekkere örnek, harace çıktı Ahmet'u Ahmet. Ahmet çıktı. Buradaki harace fiili lazım fiildir. Ahmet'u kelimesi faildir. Fiil fail burada ne yapmıştır? Anlam bakımından birbirini tamamlamıştır. Başka bir deyimle lazım fiil olan harace kelimesi burada mef'ule ihtiyaç duymamıştır. Biz burada neye bakacağız? İkisinin de müzekker olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ahmet kelimesi burada müzekker olduğu için harece kelimesi de, mazi olan harece kelimesi de müzekker olmak durumundadır. Buradaki Ahmedü kelimesini gaib olarak değerlendireceğiz. Yani hüve şeklinde düşüneceğiz. Şimdi burada hüve diye düşündüğümüz zaman hüvenin mazi karşılığı çekimi nedir arkadaşlar? Harecedir. Peki müennes uyumuna bakalım. Haracet Fatımetu, Fatma çıktı. Şimdi burada da şu T'nin zamir olmadığını, müenneslik alameti olduğunu aklımızdan çıkartmayacağız. Ve başka bir şey daha var. Şu cezimlite sadece mazi fiile bitişir. Mesela muzari ya da emir fiilin sonuna şu T bitişmez. Haracet çıktı. Kim? Fatımetu Fatma. Burada Fatma kelimesi müennestir. Haracet fiili de burada müennestir. Tabii ki burada şeyleri de düşünebiliriz bu esnada. Mesela bu Fatma kelimesi müennesi hakiki ve lafzidir. Niye müennesi hakikidir? Çünkü insan veya hayvana delalet eden bir kavramdır bu. Niye lafzidir? Sonunda ne vardır arkadaşlar? Ta-i marbuta dediğimiz müenneslik alametlerinden birisi bulunmaktadır. Yani ifadelere baktığımız zaman o bilgilerimizin hepsini getirmeye çalışmamız lazım zihnimizden. Başka bir deyimle harace Fatimetü diyemeyiz ya da haracet Ahmedü diyemeyiz arkadaşlar. Kullu fi'lin lehu fa'ilun. Her bir fiilin bir faili muhakkak vardır.
Failden maksat nedir? Ellezî faalel fi'le, eylemi yapan demek. Yani Türkçe karşılığı olarak özne. Ve yumkinu, mümkündür, en tezide fil cümletil fi'liyeti, fiil cümlesinde fazladan olması mümkündür. Fazladan kullanılması mümkündür. Neyin? Kelimatun uhra, gayrel fa'ili fi'li vel fa'ili, fiil ve fa'il dışında, bunların dışında başka kelimelerin kullanılması da mümkündür arkadaşlar. Bunu da dikkate almakta fayda var. Mesela tabii ki burada söylediğimiz şeyler lazım fiille alakalı olanlar da var. Müteaddi olanla alakalı da var. Bakalım neymiş? Mesela sıralama, Arapça cümle yapılanmasına, fiil cümlesi yapılanmasına sıralama arkadaşlar yüklem başta gelir ki biz buna fiil diyoruz. Ondan sonra fail gelir ki biz buna özne diyoruz. Daha sonra mef'ulün bih gelir ki biz buna Türkçe'de ne diyoruz arkadaşlar? Nesne diyoruz. Kurallı sıralaması budur. Mesela daha sonraki derslerimizde üzerinde duracağız. Mesela fail ile mef'ulün bih yer değiştirebiliyor. Mesela failin mef'ulün bih'ten sonra gelmesi zorunlu olan yerler var. Veya zorunlu olmayan, yani gelse de olur, gelmese de olur, kullanılsa da olur, kullanılmasa da olur dediğimiz yerler var. Burada kurallı bir fiil cümlesi Arapça'da nedir arkadaşlar? Başta yüklem gelecek, ondan sonra öznemiz gelecek, ondan sonra nesnemiz. Arapça karşılığı nedir? Fiil, fail, mef'ulün bih. Örnek, yakra'u okuyor. Kim? Et-talibu öğrenci. Neyi? El-kitabe, kitabı okuyor. Burada yakra'u kelimesi fiildir. Et-talibu kelimesi faildir. El-kitabe kelimesi mef'ulün bih'tir. Peki başka fazladan ne alabilir veyahut da nasıl fazladan kelimeleri hangi şekillerde alabilir? Mesela fiil, failden sonra bir harfi cer ve ismi mecrur şeklinde kullanım da gelebilir. Örnek, yeclisu oturuyor, elveledü çocuk, fil hadikati parkta oturuyor. Burada ne vardır arkadaşlar? Yeclisu kelimesi fiildir, elveledü kelimesi faildir, fi harfi cerdir, el hadikati burada ismi mecrurdur. Başka fiil, fail, zarf. Zarf dediğimiz şey arkadaşlar zaman ve mekan bildiren kelimelerdir. Failden sonra zarf gelir. Zarftan sonra da muzafun ileyh kullanılır. Yani bazı zarflar vardır arkadaşlar. Tek başına kullanılmaz. Muhakkak bir isme muzaf olmak durumundadır. Örnek, yeskünü oturuyor, et-tabibu. Doktor oturuyor, ikamet ediyor. Nerede? Emamel camiati, üniversitenin karşısında. Üniversitenin karşısında ikamet ediyor. Emame kelimesi burada önünde anlamı da var. Karşısında anlamı da verebiliriz. Evet, tekrar mesela fiil fail muhakkak. Yani şu iki tane öge fiil cümlesinin olmazsa olmaz ögeleridir. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur. Peki bunlardan başka kullanabileceğimiz kelime türleri arasında ne olabilir? Mef'ulün bih olabilir. Mesela harfi cer, ismi mecrur şeklinde bir kullanım olabilir. Zarf, muzafın ileyh şeklinde kullanım olabilir. Daha başka şeyler de olabilir arkadaşlar. Duruma göre, ihtiyaca göre neyi kullanmak istiyorsak onları kullanabiliriz. Evet. Ben buradan kendi kalemimi seçemediğim için şöyle yapayım. Şimdi bunlara bir şey yapalım, örnek verelim. Mesela terkibu cümletil fi'liyeti, fiil cümlesinin terkibi, sıralaması oluştuğu unsurlar. Dedi bunlara örnek vereceğiz. Mesela fiil fail şeklinde gelebilir arkadaşlar. Mesela haracat talibu, öğrenci çıktı. Celeset et talibetü, kız öğrenci oturdu. Tedhulü et tifletü, kız çocuğu giriyor. Yemşi et tiflü, erkek öğrenci yürüyor. Üktüp yaz. Dikkat edersek burada mazi kullanımları var. İlk iki tanesi mazi. Bu iki tane kullanımı muzaridir. Burada da emir fiil kullanılmıştır. Fiil fail uyumu olacaktı değil mi arkadaşlar? Bakın fiil cümlesinde fiil ile fail arasında cinsiyet bakımından uyum aranır. Yani
sayı bakımından uyumlu olmak zorunda değildir. Burada haraca kelimesi müfret olarak gelmiş. Et-talibu kelimesi müfret olarak gelmiş. Burada et-talibu kelimesi tesni olarak da kullanılsaydı bu ne olacaktı? Müfret. Çoğul olarak da kullanılsaydı ne olacaktı yine arkadaşlar? Yine burası müfret olacaktı. Ama olmazsa olmaz nedir? İkisi de ya müzekker olacak ya da müennes olacak. Haraca talibu. İkisi de müzekker. Celeset et-talibetü. İkisi de müennes arkadaşlar. Dikkat edin. Fiil de fail de müennes. Tedhul et-tifletü. Burada arkadaşlar ikisi de müennes. Tabii burada fiil çekimlerini bilmemiz ve dikkate almamız gerekiyor. Tedhulü şu baştaki T'nin hem hiye zamiri karşılığında hem de ente zamiri karşılığında kullanıldığını artık tabiri caizse meleke haline getirmiş olmamız lazım. Buradaki muzarat harfi olan T şu kelimenin bakın şu kullanımın tedhulü şeklindeki kullanımın hiye ya da ente karşılığında olabileceğini gösteriyor bize. Burada ente olmadığını gösteren husus ne? Failimiz burada müfret müennes yani hiye. Yemşi attiflu erkek çocuğu yürüyor. Bakın burada da yemşisini kullandık, yeğlisini kullandık. Üktüb kelimesi burada fiil, emir fiil. Faili nerede? Arkadaşlar burada faili nedir? Gizli entedir. Gizli entedir. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Arapçada zamirler zahir ya da nasıl diyelim? Zamirun, barizun ve zamirun, müstetirun olmak üzere iki kısma ayrılır. Şimdi burada müstetir zamirlere temas edeceğim. Zamiri müstetir olanlar da ikiye ayrılır. Nedir bunlar? Vücuben müstetir olanlar. Bunlar hangi zamirlerimizdir arkadaşlar? Vücuben müstetir olanlardan maksat zorunlu olarak gizli olan zamirler. Yani şöyle söyleyeyim. Kullandığımız fiilde açık kullanamıyoruz. İsim kullanamıyoruz fail olarak. Mesela ben zamirleri bir söyleyeyim. Bunlar nedir arkadaşlar? Birincisi entedir, ikincisi enedir, üçüncüsü nahnudur. Arkadaşlar bu zamirler zorunlu olarak gizlidir. Mesela ben ente karşılığında desem ki üktüb desem. Üktüb dedikten sonra açık fail kullanamam. Yani mesela üktüb et-talibü diyemem. Yani burada hem gizli zamir var, ente var zorunlu olarak. Hem de burada ikinci bir fail olarak bu şekilde ne yapamam? Kullanamam. Mesela tektübü, ektübü, nektübü. Bunlar da nedir arkadaşlar? Zamir gizlidir ve o kelimenin içinde fail olarak zorunlu olarak mevcuttur. Bir de cevazen müstetir olanlar. Bunlar da hangileridir arkadaşlar? Hüve, hiye. Bu ne demek? Niye cevazen dedik? Bu zamirin karşılığındaki fiil fiilin faili gizli olabileceği gibi açık da olabilir. Yani şöyle diyebiliriz. Et-talibu ketebe ed-derse.
Bakın burada zamir nedir arkadaşlar? Şurada ketebede zamir, hüve zamiri gizlidir. Ama şu şekilde de diyebilirim. Ketebe ettalibü ederse şeklinde de kullanabilirim. Burada fail ne oldu arkadaşlar artık? Açık. Gizli zamir diyemeyiz burada. Yani cevazen dememizdeki maksat bu. Duruma göre zamir, fail, gizli zamir, hüve olabileceği gibi bunun yerine açık bir isim de kullanılabilir. Bu durumda hüve, bunun faili gizli zamir hüvedir diyemeyiz. Çünkü burada açıkça kullanılıyor. Bu özellik şu zamirlerde geçerli değil arkadaşlar. Mesela ente tektubu dediğiniz zaman orada gizli zamir fail olarak entedir. Ene ektubu dediğiniz zaman gizli fail enedir. Nahnu nektubu dediğimiz zaman gizli failimiz nedir arkadaşlar? Nahnu kelimesidir. Buna göre buradaki üktüb kelimesinin zamiri, daha doğrusu faili gizli zamir, zorunlu olan ente zamiridir. Peki başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Fiil fail nasıl gelebilir? Fiil cümlesi nasıl gelebilir? Fiil fail mef'ulün bih şeklinde gelebilir. Örnek, yakra'u el-imamu el-Kur'an'ı, imam Kur'an'ı okuyor. Yakra'u fiil, burada tabii ki dikkat edin, mavi ile gösterilenler fiildir, kırmızı ile gösterilenler faildir. Duruma göre işte şu renklerin karşılığını buradan değerlendirebiliriz. Mef'ulün bih el-Kur'an'ı kelimesi burada mef'ulün bih'tir. Tektübü, dikkat edin burada cinsiyet uyumu var. Müzekker, müzekker. Tektübü et-talibetul vacibete, kız öğrenci ödevi yazdı. Tektübü fiil, et-talibetu fail, el-vacibe mef'ulün bih'tir. İkisi arasında da, ikisi de müennestir. Vecedet aişetü deftera, Aişe defteri buldu. İkisi de müennestir arkadaşlar, fiil fail. Tereke halilun el-kaleme, halil kalemi bıraktı. Burada da fiil fail arasında, tereke ile halilun kelimesi arasında ne vardır arkadaşlar? Müzekkerlik uyumu vardır. Tekrar söylüyorum. Yani şöyle söyleyelim. Şunu alalım örnek olarak. Tek tübü talibe tü el vacibe ya da tek tübü et talibe tani el vacibe ya da tek tübü et talibatü el vacibe. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada fail müfret. Burada tesniye, burada cemi müennes. Ama fiilin hepsi ne olarak gelmiş? Müfret olarak kullanılır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kullanımda da, yani telaffuzda da, yazımda da buna dikkat edelim. Sadece fiil ile fail arasında ne uyumu ararız biz? Cinsiyet uyumu. Müzekkerse müzekker, müennesse müennes. Sayı önemli değil burada. Evet. Fiil, fail, harfi cer ya da ismi mecrur örnek. Haracat talibu minas safi. Fiil, fail, harfi cer, ismi mecrur, as-safi. Celeset et talibetu fil maksafi. Kız öğrenci kantinde oturdu. Fiil, fail, fi harfi cer, el maksafi, ismi mecrur. Yemşi el veledu fil tariqi. Çocuk yolda yürüyor. Yemşi fiil, el veledu fail, fi harfi cer, et tariqi, ismi mecrur. Fiil fail zarf muzafun ileyhi örnek. Yecidüsü talibu halfel mektebi. Öğrenci masanın arkasında oturuyor. Halfe kelimesi burada muzaf. El mektebi muzafun ileyhi. Tekiful bintu emamel mirati. Kız çocuğu aynanın önünde duruyor. Buradaki emame kelimesi zarf. El mirati kelimesi burada nedir? Muzafun ileyhtir. Bu şekillerde kullanılabilir. Mesela burada örnek cümlelerimiz var. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Biz birkaç tanesini çözelim en azından pratik olsun diye. Salla Halidun el Cuma'te. Yani burada şu var. Mesela bir fiille başlayan cümlenin failini bulma noktasında
işimizi kolaylaştıran alametlerden bir tanesi de nedir? Eğer fiil müzekkerse müzekker bir fail arayacağız. Fiil müennesse müennes bir fail arayacağız. Fiil ile mef'ulün bih arasında cinsiyet bakımından uyum aranmaz arkadaşlar. Bu cümlede fiilimiz hangisidir? Fiilimiz salla kelimesi fiilimizdir. Failimiz hangisidir arkadaşlar? Halidun kelimesi faildir. Mef'ulün bih olan ögemiz hangisidir? El cuma'ate. Halid cumayı kıldı. Mesela başka şunu bir yapalım. Buradaki yeclisu kelimesi fiilimizdir. El müsafirune kelimesi failimizdir. Buradaki tahte kelimesi nedir arkadaşlar? Zarf muzafun ileyh diyeceğiz. Tahte kelimesi zarftır. El mi zalleti muzafun ileyhtir arkadaşlar. Şimdi bunu muzafun ileyh olarak biliyorsam o zaman mi zalleti şeklinde okumam lazım. İraplarına da dikkat etmekte fayda var. Evet. Yolcular şemsiyenin altında oturuyorlar. Peki şimdi bunun bir irabına bakalım. Fiil cümlesinin irabı nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar irab, Arapçada irab önemli. Şu bakımdan önemli. Aslında irab bir nevi fiil cümlesindeki kelimelerin GBT'sini ortaya çıkartmaktır. Yani onun kimliğini çözümlemektir. Harf midir, fiil midir, isim midir, fiil ise mazi midir, muzari midir, emir midir, isim ise mebni midir, muret midir, ismi işaret midir, müşarun ileyh midir? Yani o kelimeyi tanımaya yönelik. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bu irab konusu şu açıdan önemli. Arapçada hareket sistemi yok. Nasıl diyeyim, Türkçedeki gibi sesli harf denilen bir olay yok. Biz bu sesli harf ihtiyacını neyle karşılıyoruz? Harekeyle karşılıyoruz. Lakin yani eldeki klasik kaynaklara baktığımız zaman hangisi olursa olsun, mesela diyelim ki tefsir kaynaklarına, hadis şerhlerine, fıkıh kaynaklarına, yani hangi kaynağa bakarsak bakalım, arkadaşlar hareke kullanılmıyor. Şimdi hareke kullanılmadığı için de orada yazılan kelimenin hangi özellikle olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. İşte irab bu noktada bizim işimize yarayacak. Yani bunun meleke halini getirdikten sonra mesela bana deseniz ki hocam siz irab, mesela bir Arapça bir metni okurken irab yapıyor musunuz? Benim şu anda mesela irab yapmama gerek yok. Çünkü kelimeyi tanıyorum. Yani kelimelerin birbiriyle olan ilişkisine, organik bağına vakıfım. Vakıf olduğum için de ne yapmıyorum? Artık irab konusunu dikkate almıyorum. Hani ama zihnimde bu meleke haline geldiği için nasıl diyeyim, çağrışım oluşuyor. Dolayısıyla bunlar yeni öğrenmeye başlayan öğrenciler için önemli bilgiler. Kelimeyi tanımaktır önemli olan burada. Şimdi burada arkadaşlar i'rabul cümletin fi'liyeti, fiil cümlesinin i'rabı. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Bir sonraki sınıfımız hazırlık olacak. Orada mebni fiil, muret fiil konusunu işleyeceğim. Dolayısıyla bir daha tekrar olmasın diye ben burada fiil cümlesinden başladım. O işlediğim dersin videolarını sizinle de paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi i'rabu cümletil fi'liyeti. Fiil cümlesinin i'rabı nedir? Yani fiil cümlesine bakarken nelerine dikkat etmemiz lazım? El fi'lu fiil fi evvelil kelami. Cümle başında değil mi? Fiil cümle başında olursa fiil cümlesi olur. Müfredün daimen. Daima nedir arkadaşlar? Müfrettir. Bu şaşmaz. Ve müzekkerun ev müennesun. Daima müfrettir ama duruma göre müzekker veya müennes olarak kullanılır fiil. Ne gibi müzekker veya müennes olarak? Misle fa'ilihi fa'ilik. Mesela ca'et talibu. Her ikisi de müzekker. Ca'et et talibetü. Her ikisi de müennes gibi. El fi'lül mazî. Mazi bir fiil. Fi evvelil kelami. Diyelim ki elimizde bir tane
cümle var. Bu cümlenin başında mazi fiil kullanılmış. Câe, câet gibi. Şimdi burada bu kullanım için ne diyor? Mebniyun alel fethi. Nedir arkadaşlar? Fetha üzere mebnidir. Ama hangi durumda? Hangi durumda? Fetha üzere mebnidir. Hangi durumda? Hüve, huma, hiye, huma çekimlerinde. Onu şöyle şuraya not alayım. Mebniyun alel fethi. Hangi zamirler karşılığındaki mazi çekimlerinde? Hüve, hiye, huma. Bu zamirler karşılığındaki mazi çekimlerinde cümle başında kullanıldığına nedir arkadaşlar? Mebniyun alel fethidir. Peki, vel fi'lul emr. Fiil, emir fiil. Fi evvelil kelami. Cümle başında emir fiil nedir arkadaşlar? Mebniyun alel sükuni ma'al fa'ilil müzekker. Ne demek bu? Müzekker failiyle birlikte. Sükun üzere mebnidir. Yani kastettiği şey şu çekim kullanılırsa, cümle başında kullanılırsa mebniyun ale sükundur. Yani ne diyor bize? Bunu üktüb şeklinde oku diyor. Ya da ikra şeklinde oku. Ya da edhil şeklinde oku. Eğer entenin karşılığında olursa, cümle başında kullanılırsa bunun sonunu ne yap diyor? Cezimli olarak kullan. Ve mebniyun ala hasfin nuni ma'al müennesi. Müennes olarak kullanıldığında fiilin irabı nedir arkadaşlar? Hasfin nun'dur. Üktübi şeklinde. Yani şu kullanımda nun düşmüştür. Nunu kullanmayın demek istiyor. Ve mebniyun ala hasfi harfil illeti izâ kâne mu'tellül âhir. Eğer yine burada ente zamirinin karşılığında, bunu da şuraya yazalım. Ente zamirinin karşılığındaki emir kullanım. Eğer illetli ise sonu, bu nedir bu? İmşi neyin açılımıdır arkadaşlar? Daha doğrusu emridir diyelim. Bunun açılımı nedir? Meşa yemşi. Fiilinin emridir değil mi? Burada son harfine dikkat edin arkadaşlar. İlletli. Böyle bir kullanımda cümle başında kullanacağınız zaman şu şeyini kullanmayın diyor. İllet harfini kullanmayın. İmşi şeklinde kullanın. Mesela sa'a yes'a dediğimiz zaman bunun emrini nasıl kullanıyor cümle başında? Is'a şeklinde. İllet harfini düşür. Ya da de'a yed'u dediğimiz zaman bunun emrini nasıl kullanıyor bana? Üd'u şeklinde kullan. İllet harfini kullanma diyor bana. Peki mazi böyleyse, emir de böyleyse, gelelim şimdi muzariye. El fi'lul mudari'u lem yettasil bihi. Elif nun, ya nun, vav nun. Şu eklerin eklenmediği. Şimdi buradaki elif nunun elifi faildir. Tesniye elifi. Buradaki yanunun yası, yavul muhatabadır burada. Bu da nedir arkadaşlar? Fiile bitişen faildir. Vavnundaki vav da nedir arkadaşlar? Vavul cema'a diyoruz, çoğul vavı. Bu da fiilin failidir. Şu nunlar ref alametidir, öyle diyelim. Yani şu eklerin gelmediği muzari fiil, fi evvelil kelami, cümle başında kullanıldığında merfu'un merfudur ve alametur ref'i, ref alameti nedir? Az-zammetu dammedir. Yani bana demek istiyor ki hangi muzari çekimleri için bu geçerli? Nereye atayım? Bir dakika. Arkadaşlar bunu şu tarafa atacağım. Yani şu çekimler cümle başında kullanıldığında merfu oku diyorum ona. Ref alameti de damme olsun. Duruma göre tabii ki. Hangi çekimler? Yektübü, tektübü, başka? Ektübü,
Mektubu. Şu muzari çekimleri ve benzerlerinde bunu cümle başında kullandığınız zaman yektübü, tektübü, ektübü, mektübü son harfini böyle ötreli okuyun diyor bana. Tabii başına len edatı gelirse o zaman nasıl okuyacağım? Len yektübe, len tektübe, len ektübe, len nektübe. Lem gelirse mesela cezmeden edat, lem yektüb, lem tektüb, lem ektüb, lem nektüb. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu bunları yani okunuşların nasıl olması gerektiğini bana anlatmaya çalışıyor. El fa'ilu, failin irabı nedir? İsmun mu'rabun merfu'un daimen. Eğer fail olan kelime mu'rab bir isim ise her zaman için merfu'dur arkadaşlar. Ev ismun mebniyun fi mahalli ref'in. Eğer fail olan kelime mebni bir isim ise, mesela zamir gibi, ismi işaret gibi, ismi mevsul gibi mebni bir isimse, o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Fi mahalli ref'in, mahallen merfudur diyoruz. Ya da mesela ev zamirun müstetirun. Şu müstetir zamirlerden bahsettik şurada arkadaşlar. Mesela neydi onlar? Ente, ene, nahnu ya da hüve, hiye. Müstetir oldukları zaman, bu zamirlerden birisi olduğu zaman gayru zahirin zahir olmayabilir, gizli olabilir. O zaman da irabı ne olacak arkadaşlar? Mebni bir isim olduğu için zamirler irabı mahallen merfu olacak. Şimdi bu aslında bu şeyi bahsetmiştik biz, hatırlayın. Takdiri irab, lafzi irab, mahalli irab. Bunun videolarını paylaşmıştım. Oradaki mahalli irabla alakalı bilgileri tekrar dinlemekte fayda var. Şimdi burada zamir mebni olduğu için irabı nedir? Mahallen merfu olur. Niye mahallen merfu olur? Çünkü buradaki gizli zamir fail görevini görüyor. Fail dediğiniz zaman daima onu merfu okumalıyız son harfine. Duruma göre ref hareke vermeliyiz ya da ref alametini kullanmalıyız. Şimdi mesela diyelim ki şurada uygulamaları yapalım. Haraca talibu. Şimdi irab nasıl yapılıyor? Burada formülasyonu var. Haraca kelimesi bu cümlede nedir arkadaşlar? Şimdi ben baktığım zaman bunu tanımam lazım. Haraca aslında burada nedir? Bakın kimliğini ortaya çıkartıyoruz. Fiilü mazi. Mazi bir fiildir. Emir değildir. Çünkü emir alametini taşımıyor. Muzari de değildir. Muzara tarifi yok burada. Üç harfli. Fiili mazidir. Peki bu kelime, mazi fiil nedir burada arkadaşlar? Mebniyun alel fethi, fetha üzere mebnidir. Yani bana diyor ki bunu harece oku, haracü ya da haraci okuma. Bunu okurken, bunu ne olarak oku? Harece şeklinde. Peki et-talibu kelimesi nedir burada? Et-talibu kelimesi failün, harece fiilinin failidir. Fail daima merfudur. Bakın fail daima nedir arkadaşlar? Merfudur. Peki ve alametur ref'i, madem ki fail merfudur, o zaman ref alameti nedir? Ez-zammetu ez-zahiratu. Nedir arkadaşlar? Zahiri dammedir. Zahiri derken bakın et-talibü şeklinde oku diyor bana. Ötreli oku bu kelimeyi diyor bana. Çünkü bu kelime müfret. Bu kelime müfret arkadaşlar. İkinci örneğimiz teclisu et-talibetani. Şimdi bu dersi bitirdikten sonraki derste bu ref alametlerine göre failin kullanımlarını örnek vereceğim. Şu örneklerimize bir daha bakalım. Teclisu et-talibetani. İki kız öğrenci oturuyorlar. Bu cümledeki teclisu kelimesi nedir? Fi'lun mudari'un. Bakın hemen tanıdım. Nereden tanıdım? Şuradaki terden. Muzara tarifinden tanıdım. Fi'lun mudari'un merfu'un. Bu kelime arkadaşlar merfudur. Niye merfudur? Çünkü başında nasb eden edat veya cezmeden edat yok. Onun için merfudur. Peki ve alametur ref'i, bu kelimenin ref alameti nedir? Ez-zammetu, dammedir. Ötredir. Yani şunun sonunu ne okuyacağım ben? Ötre okuyacağım. Et-talibetani kelimesi nedir burada? Fa'ilun, faildir. Merfu'un, merfudur. Ve alametur ref'i, bu kelimenin ref alameti nedir arkadaşlar? El-elifu, eliftir. Yani bana demek istiyor ki
Tesniye olan bir kelime iki şekilde okunur. Üçüncü bir okunma şekli yoktur. Bunlardan bir tanesini kullanacaksın. Nedir o okunan şekiller? Şimdi şuraya yazalım. Şimdi mesela talibetün kelimesinin tesniyesi iki şekilde okunur arkadaşlar. Talibe, ta, ni, elif nunlu okunur veyahut da nasıl okunur arkadaşlar? Talibe, teyni şeklinde okunur. Üçüncü bir okunma şekli yok. Şimdi sen eğer tesniye bir kelimeyi fail olarak kullanacaksan diyor, şunu kullan diyor bana. Elif nunlu kullan. Çünkü şuradaki elif ref alametidir. Merfu olduğunu ben buradan anlayacağım diyor. Yani bu cümleyi duyan kişi, tecrüs et talibetani cümlesini duyan bir Arap, oturma eylemini yapanların iki kız öğrenci olduğunu anlıyor. Nereden anlıyor? Şu elifi telaffuz etmekten. Et talibetani dediğiniz zaman Arap bunu anlıyor ki ha, demek ki burada oturma eylemini yapan kimdir? Kız öğrencilerdir. Peki et talibeteyni deseydi ne olacaktı? Şimdi Arap diyecek ki ya burada mef'ul var. Peki fail nerede? Faili arayacaktı bu sefer. Yani ref alameti derken muhatabın zihninde failin hangisi olduğunu gösteren alamettir. Tesniyede bu ref alameti nedir? Eliftir. Peki müfred kelimede ref alameti nedir? Dammedir, ötredir. Üdhul. Üdhul fi'lu emrin. Bakın emir fiildir bu. Mebniyun ale sükun. Sükun üzere mebniyidir. Çünkü son harfi cezimlidir. Peki faili nerede burada? El fa'ilu, bu kelimenin faili, zamirun, müstetirun, takdiruhu ente. Gizli zamirdir. Hangi gizli zamirdir? Entedir. Lem yencah el keslanu, tembel olan kişi başaramadı. Lem burada harfu cezmi, cezm harfidir. Yencahu fi'lun mudari'un meczumun. Burada vav olacaktı, eksik yazılmış. Fi'lun mudari'un meczumun. Muzari meczum fiildir. Niye meczumdur? Başında harf cezmeden edat olduğu için. Peki ve alametul cezmi, bu kelimenin cezm alameti nedir arkadaşlar? Es-sükûn. Lem yencah oku diyor bana. Sükun oku. El-keslânü kelimesi burada nedir? Fa'ilun merfûun ve alametul ref'i az-zammetun. Bu kelime faildir, merfudur. Çünkü fail daima merfu olacak. Bu kelimenin ref alameti dammedir. El-keslânü şeklinde oku diyor bana. Len yemşiye ettiklü, len kelimesi harfu nasbin, nasbeden bir edattır. Yemşi fi'lun mudari'un mansubun, mansub muzari fiildir. Ve alametun nasbi el fethatü, fetha alameti, şey, nasb alameti nedir? Fetha. Bunu diyor nasıl oku? Len yemşiye şeklinde oku diyor. Ettiklü kelimesi burada fa'ilun, faildir. Fa'il daima merfudur. Ve alametun ref'i azzammetü. Bu ettiklü kelimesinin ref alameti nedir? Dammedir. Şimdi ben size özellikle faillerin bir sonraki derste faillerin hangi kelime türünden olduğu zaman irap alametlerinin ne olduğuna dair örnekler vereceğim.